Forex.com'dan herkese merhaba. Dow Jones endeksindeki son fiyat hareketlerini analiz edeceğiz bu videomuzda. Küresel piyasalar artık tamamen Çin ile yatıp kalkmaya başladılar diyebiliriz. Çin'den gelen her data artık son derece önem taşıyor. Çünkü global ekonominin de lokomotifi olan Çin'deki büyüme rakamlarının %7 ve altında oluşması beklentileri artık tüme yayılmış durumda ve sürekli olarak %7 ve üzerinde Çin'in ne kadar sürekli olarak büyüyebileceği çok büyük bir soru işareti olarak kalmakta. Ağustos ayında Çin Merkez Bankası da bu duruma biraz daha erken yani beklentilerden erken bir şekilde müdahale etmişti. İlk hepimizin takip ettiği gibi para birimi yuan'ı kademeli olarak devalüe ederekten bir miktar ülke ekonomisine güç katması açısından bu tip bir müdahalede bulundu. Tabii finansal piyasalar çok agresif bir şekilde buna cevap verdi. Çin Merkez Bankası'nın da cevabı gecikmedi. Faiz akabinde hemen bir faiz indirimi gerçekleştirdi. Ekonomiyi tamamen tabii ısındırmaya yönelik ve tetiklemeye yönelik bu hareketler Çin tarafında bu yılın son çeyreğindeki datalarla bu etkilerin ne kadar güçlü bir şekilde kaldığını hep beraber takip edeceğiz. Ancak tabii küresel borsalar tarafında da burada Dow Jones endeksinde çok önemli sert kırılmaları beraber izledik, gördük. Hatta boğa piyasasından çıktık. Büyük resimde son 6 yıllık biraz daha geriye burada aldığımız zaman grafiği 6 yıllık ayı piyasası, 6 yıllık boğa piyasası bitmiş durumda. Bu sert düşüşle beraber özellikle 17.500 seviyesinden başlayan sert kırılma burada net şekilde gözüküyor. 200 günlüklerin aslında aşağı yönlü geçilmesi daha Temmuz ortasındaydı. Biz burada bir Dow Jones değildi ama zannediyorsam S&P video analizinde 200 günlüklerin aşağı doğru geçildiğini ve burada ciddi anlamda bir trend dönüşümüne sinyal aldığımıza dair bir analiz yayınlamıştık. Tabii net şekilde çünkü daha önceki zaman periyotlarında da ara ara işte burada 200 günlüklere gelip sürekli dönüş hamleleri vardı. Burada da ciddi anlamda bir ayıp piyasası tuzağı yaşanmıştı. Fakat buradaki durum biraz daha farklı oldu çünkü 200 günlüklerin altında bir aylık kaldık yani kalıcılık sağladık. Aslında önemli işaretler verdi bize çöküşten önceki zaman periyodunda. Çünkü daha önceki geri çekilmeler yani 200 günlüklerden sonra hemen bir alışla kendisini 200 günlük üzerine atmayı başarabiliyordu endeks her defasında. Keza burada da bir deneme oldu. Fakat burada bir kalıcılık sağladı ve burada hani kötü kokuların geldiği zaten piyasa tarafından anlaşılıyordu. Çin tabi burada 6 yıllık çok uzun bir boğa piyasasının için bir aslında bir bahane de gerekiyordu. Bu bahaneyi çok iyi kullandı piyasa ve şu an piyasa oyuncuları tamamen ayı piyasası tarafına dönmüş durumda ve net bir şekilde artık Dow Jones'ta önümüzdeki dönemde daha sert gerilemeleri ve daha sert düşüşleri izleyeceğiz. Burada tabii 3-4 gün içinde bir anda 15.200 seviyelerine kadar bir geri çekilme, bir boşalma oldu. Bu boşalmanın sert tepkisi de geçen hafta yaşandı. Bu tarz klasik hareketler aslında Dow Jones'un çok yabancı olmadığı, daha önceki yıllarda çok sıklıkla yaşadığımız fiyat hareketleri. Yani bu sert düşüşten sonraki yükselişin hemen akabinde ikinci bir satış dalgasının gelmesi de teknik özellikle teknik hareket eden oyuncular tarafından hani son derece bilinen ve doğal karşılanan fiyat hareketleri. Burada ikinci satış dalgasının 15.200 seviyesini aşağı yönde kırıp kırmayacağı önem taşıyor. Daha önceki yani historik
Bu fiyat hareketlerine baktığımız zaman özellikle burada kıyas yapabileceğimiz 2007'deki mortgage kriziyle başlayan ve 2008-2009'da derin bir düşüşlere neden olan fiyat hareketlerinden takip edebiliriz. Yani orada o günlerde neler yaşanmış, fiyat hareketlerindeki sert düşüşler ve tepkiden sonra tekrardan ikinci, üçüncü dalgalar nasıl gerçekleşmiş? Bunların aynıları tekrar tekrar ediyor zaten yıllarca. Dolayısıyla gözlemlediğimiz kadarıyla buradaki ikinci dalga daha yeni dip seviyelerinin oluşması yönünde hareket edebilir endeks muhtemelen. Piyasa çok fırsat vermeyebilir. Hani biraz daha yukarı çıksın shortlayayım ya da önceden nokta kalıp da pozisyonları kapatamayanlar için fırsat vermeyebilir. Keza buradaki hani yükseliş bir 22 günlük ortalamalara dahi bir 17.000 seviyesini dahi deneyemeden tekrardan geri çekildi. Bugünkü düşüşte 400 puanlık yani 400 puan üzerinde bir düşüş gerçekleşti. Çok ciddi bir düşüş. Hala dalgalanma boyutları çok yüksek seviyelerde. Yani gün içinde 300 ila 500 puan arasında dalgalanmalar yaşıyoruz. Çok ciddi ve sert hareketler. Yani normalde 50 ve 60 puanlık dalgalanmalarla karşılaştırdığımızda çok ciddi hareketler yaşanıyor. O yüzden özellikle kaldıraç kullanıp CFD'lerde işlem yapıp ve portföylerde küçükse burada tek bir hatalı işlem dahi tüm portföyün kaybolmasına neden olacaktır. Dolayısıyla hani küçük yatırımcıların çok çok dikkat etmeleri gerekiyor ve çok iyi yerlerden pozisyon açmaları gerekiyor. Burada short tarafında tabii en iyi açılacak pozisyon hani 22 günlük ortalamaların test edilmesi durumunda 17.000 ve 17.000 üzerindeki seviyelerden yeniden short açılması en uygun olacaktır. Fakat piyasa bu şansı verir mi? Pek zannetmiyorum ben şu aşamada. Aşağı yönlü düşüşlerde artık kötümser senaryolar tamamen satış fırsatı olarak hep datalar vesaire kullanılacaktır. Eğer dalga devam edecekse 15.200 kuvvetli destek ama bu desteğin kırılma ihtimali yüksek olarak görüyorum ben. Geri çekilme nereye kadar devam edebilir? Bu en çok aslında sorulması gereken soru. Bir önceki tarihi zirvemiz 14.200 civarları. Buradaki tepe. Bu ilk hedef olacak. Birinci, ikinci yılda Fibonacci düzeltmesi. Yani 6 yıllık yükselişin geriye yönlü ilk önemli düzeltmesi 13.800 civarlarında. Buraya kadar bir geri çekilme yaşanması çok olası olarak görüyorum ben teknik anlamda. Dolayısıyla artık pozisyonları daha ziyade long değil, short yönde kovalamak gerekiyor. Buna göre pozisyon almak gerekiyor. Bir süre daha bu şekilde önümüzdeki 3-4 ay boyunca bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Fed tarafında birçok belirsizlik var. Eylül ayında şu an artırım süreci 50-50 durumda. Aralık ayına ertelenmesi de çok sürpriz olmayacaktır. Zaten piyasa tarafından da bu dahi fiyatların içinde bir nevi. Ama artık piyasa burada tamamen Fed'in artırımı ertelemesi dahi bahane olarak kullanılabilir. Yani o pozisyona girmiş durumdayız. Dolayısıyla yatırımcıların burada çok dikkatli olmaları gerekiyor. Shortlar çok hızlı olur. Çok sert düşüşlerde ciddi de para kazandırır. Çünkü gördüğünüz üzere 6 yıllık yani buradaki yükseliş 6 yıllık bir zaman diliminde gerçekleşiyor. Fakat düşüşler maalesef yani 1-2 yılı bir haftada geri veriyor. Bu derece önemli kırılmalar, boşalmalar yaşanıyor. Short yapanlar için kesinlikle tek profitlerini bir yerlere yazsınlar. Altlarda dahi olsa görülme ihtimali çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Long yönlü pozisyon açılması yani şu ortamda çok doğru değil. Tepki alımlarına oynamamak, yatırım yapmamak gerekiyor. Çarpılma ihtimali çok yüksek çünkü. Dalga boyları çok yüksek olduğu için çok fazla riskli bir durum söz konusu.
Şimdilik bu kadar. Önemli gelişmeler olması durumunda tekrardan yeni videolarla karşınızda olacağız. Herkese iyi seanslar.